Evet sevgili spor severler, çarşambadayız. Çarşamba Spor'un tesislerindeyiz ve deneyimli teknik direktörümüz Kenan Yelek'le beraberiz. Biliyorsunuz antrenör değişikten sonra, Hakkı Hocalı'dan sonra Kenan Yelek geldi. Uzun yıllar Samspor'da futbol oynamış, artı Samspor'da teknik direktörlük yapmış hocamızla beraberiz. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin dedikten sonra geldin, bir yükün altına girdin. Efsane bir Çarşamba Spor'u başına gelmekte sana herhalde hoşuna gitmiştir, gurur vermiştir değil mi hocam? Ya, çok büyük bir gurur. Çarşamba Spor 100 yıla dayanan bir evet. Kulüp. Çok eski bir kulüp. Burada çok başarılar yaşamış bir kulüp. Şu anda bulunduğu yeri hak etmeyen, yani Çarşamba ilçemizin, Samsun'un büyük bir ilçesi. Çünkü buranın normalde ikinciliklerde evet, olması lazım. Evet, aynen. Yani birinci Samsun, hatta TFF 1'de olması işte lazım. Yani i̇kincilik dediğim o. Yani evet. TFF'de çarşambanın olması lazım. Samsunspor'umuzun da süperde olma. Vallahi öyle. Hedefe gitmesi gereken bir yapıya bürünmesi lazım ama işte geldik, zor bir süreç. İnşallah burada başarılı olmak için elinden gelen gayreti gösteriyoruz. Hocam şimdi iki yarı tamamlanıyor biliyorsunuz. Evet. Bazı ayrılan futbolcular oldu veya ikinci yarıda alacağınız transferler olacak herhalde bu sene şampiyonluk yok ama ya şöyle, kümede kalma artı burada buranın prosedürü farklı olduğu için şu anda biz Atakum'la Lade'nin üzerinde bitirmek zorundayız. Yani evet. İlk önce hedefimiz ligde o. Ligde tutunmamız. İlk hedefimiz o. Ama sonuçlar bizi belki fazla yakalayabilir. Yukarıda yakalayabilir. Tabii bizi hani bizim hedefimiz bitmez. Hedefimiz sonuna kadar kovalamak. Devam hani biz burada başarılı olmak, iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Evet. İnşallah devre arası tabii yapacağımız transferler var. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. İnşallah onlar da bir pürüz çıkmaz. Kendi bölgemizden mi transfer yapacağız ya, hocam yoksa böyle Karadeniz'den mi? Benim kendi bildiğim oyuncular. Bildiğin oyuncular. Kendi bildiğim senin oyuncular. Senin de deneyimlisin. Evet he. Yani bildiğimiz oyuncular. Çünkü bilmediğin oyuncularla ilgili burada tavsiyeyle oyuncu aldığın zaman sıkıntılar yaşarsın. Sıkıntı yaşar evet. Bizim bildiğimiz ve alacağımız oyuncular daha önceki yıllarda profesyonel oynamış. Hala profesyonel oynayan bir iki oyuncu var. Onlarla İnşallah. Görüşüyoruz. İnşallah eğer bir pürüz çıkmazsa daha iyi olmak için. Herhalde başkanla görüştüm. Para sıkıntımız falan yok. Yok zaten Çarşamba Spor'da. Çarşamba Spor'da bu zaman yani ben uzun yıllar Samspor'da da oynadım. Şu anda kulübümüzde hiçbir futbolcunun 1 lira alacağı yok. Yani gününde zamanında ödüyorlar. Güzel bir kurumsal şeye bürünmüşler. İnşallah yönetimle de konuştuk. Başkanımızla da konuştuk. Her türlü desteği veriyor zaten belediye başkanımız sağ olsun yönetim kurulumuz. İnşallah ikinci yarı yapacağımız transferlerle inşallah. Daha iyi yerlere geleceğiz. Hocam şu gün mevcut tesisler TFF birinciliğinde bazı takımlarda yok gerçekten. Bu şimdi diyorum ya bu tesis hiçbir yerde yok. Stat hiçbir yerde yok. Ya, yani gidiyoruz mesela hani deplasmanlara gidiyoruz. Oynadığımız balligi takımlarında yani soyunacak yeri bile zor buluyorsun. Yani onun için çarşambanın ben söylüyorum her zaman. Çarşamba bu Samsun'un büyük ilçelerinden buranın hedefi her zaman PTT olması lazım. Evet. Yani hocam şimdi Şarkışlı'ya gidiyorsunuz. Evet. Onun 21 puanı, sizin 20 puanınız var. Ekip olarak etüt ettiniz mi? Nedir etüt bu hafta? Yani onlar içeride özellikle iyi oynayan bir ekip. Çünkü bizim grubun en iddialı takımlarından Ünye'ye 5 tane attılar. Evet. Kendi sahalarında. Onun için hani Tedbirli olmak lazım. Onları iyi analiz ediyoruz. Biz de ona göre şeyimizi alacağız. İnşallah. Çünkü orada, ben oradan puanla döneceğim. İnşallah hedefimiz orada yenilmeden ama biz yenmek için gidiyoruz. İnşallah. Ama beraberlik de işimize yarar hocam. Işte, bir puan. Yenemesek de yenilmeyeceğiz. Evet. Hocam son olarak muhterem ve yüce Çarşamba Spor taraftarlarına neler söyleyeceksin? Ya onların her zaman desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Özellikle ben geldiğimden beri stada gelip arkamızda destek veriyorlar. İnşallah onlara güzel günler göstermek için gayret göstereceğiz. Evet. Onları da her zaman maçlarımıza bekliyoruz. Bizi iyi bir şekilde desteklemelerini istiyoruz. Sağ ol. Sevgili Kenan Yelek, seni seviyoruz. Her zaman yıllardır beraberdik. Hocam, İstanbul'da da bir hocam, devre arasında herhangi bir kampa gitme tabii, gibi tabii. Bir yani durumunuz. Biz şimdi onun programını falan yaptık. Antalya'ya gideceğiz kampa. 12 günlük. O çok güzel. 12 günlük Samsun'da kampımız Antalya'da. Var. Evet. Yani son maçtan sonra bir 5 günlük iznimiz var oyunculara. Ondan sonra burada toplanacağız çarşambada. 2-3 gün burada itman yaptıktan sonra Antalya'ya gideceğiz. Belki Samspor'la da bir hazırlık maçı düşünülebilir. Yani eğer orada şartlar oradalar, oluşursa. Onlar orada. Şartlar oluşursa tabii ki orada bizi en az 3 tane 4 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Evet. Peki evet. Hocam kampa gitmeden önce yeni alacak olmuş olduğunuz oyuncular kampa katılma
İşte onu bitirme için uğraşıyoruz. He. Kampa gitmeden o oyuncuları evet. Yani bir an önce halletmemiz yani lazım. Çünkü kampa gidince orada oynayacağımız azlık maçlarında da gelen oyuncuların da görmemiz evet. lazım. Evet. Takıma alışması lazım. Takım birlikteliğini, takım arkadaşlarıyla olan evet. uyumunu bir an önce orada atlatmamız lazım. Onun için transferlerimizi kampa kadar yani kamptan olarak. Önce olursa İnşallah. Daha iyi olur. Evet. Teşekkür ben ederiz hocam. Sağ olasın. Bir fotoğraf da alayım tabii. Hocam ya sana zahmet. Tabii canım. Şey yaparız hocam. Bilmiyorum zararı olur mu da toplu bir fotoğraf toplu alıp da gazetede bir, tane bir haber yapmasın. Kenan ben şöyle bir al. Kenan Yelek şöyle bir tane alayım abi. Bir de şöyle yakışan bir resim. Tamam. Bir de ne zaman bir tweet var? Buraya doğru gelirken. Tamam gelirken. Gelirken bir toplarız. Toplu bir toplu alırız. Bunu da haber yapayım tamam, gazetede. Tamam, gelmişken. Tamam. Denge gazetesinde yazıyor. Evet. Turgut da yazıyor evet, biliyorsun. Görüyor musun? Zaten çarşambaşı bol köşesini evet. Zaten ben yazıyorum dedim. Kadir dik görüyor, seni çekiyor. Ya Mehmet Bayraktar'ı da şey almışsın, bu kaleci antrenörü şeyde, TFF birinci liginde de böyle şey gelmiş hafakıma. Bunlar da şey yaptık da. Ya, İşade çapra. Osman Özgürlüğü'nün yardımcısı geldi. Nerede bulmuşlar bunu? Evet şu anda Çarşamba Spor'umuzun antrenmandayız. Kenan Hocam'la bir röportaj yaptık. Görüşlerini aldık. Tabii ki hedefleri büyük. İnşallah Çarşamba Spor ikinci devre yeni transferlerle güçlü bir şekilde onun bu yeri bulur. Thank you.